Sizden ricam için. Girişte olduğu gibi girişte herhangi bir alkışa. Adım adım sandık ve seçim gününe yaklaşıyoruz. Bu ne güzel bir coşku. Benim derinliklerimi duyup tatma mecburiyetimiz var. Hayatımız her bir can. Asıl mensupları kıymetli vatandaşlarımız. Öldüler. Yine aynı. Evet sevgili izleyiciler, Mega Siyaset programına hepiniz hoş geldiniz. Kanal 3 ekranlarında her akşam sizleri siyasi konuklarımızla ağırlamaya çalışıyoruz. Seçim dönemi yaklaşırken bu haftaki konuğumuz Mega Siyaset özel programının konuğu eski de Su İşleri Bakanımız Sayın Milletvekili Veysel Eroğlu. Sayın evet. Bakanım, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizi dinleyen herkesi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Su gibi aziz olsunlar. Hep birlikte. Çok sağ olun İnşallah. Sayın Vekilim. Evet, bakanlığınız döneminde bürokrasinin içerisinde birebir faaliyet göstererek yapmış olduğunuz ülke için, Türkiye için yatırımlar, Afyonkarahisar için yatırımlarla uzun süre hizmet insanı olarak anılıyorsunuz. Allah'a şükür. Şu anki mevcut milletvekilimiz olarak aslında yapılan hizmetleri konuşalım desek buna süremiz yetmeyeceğinden eminim ama Sayın Bakanım hemen şu konuyla başlamak istiyorum. Bu süreç içerisinde bakanlığınız boyunca Afyonkarahisar'a yapılan en büyük yatırım sizin nezdinizde neydi? Şimdi efendim aslında Afyonkarahisar'a biz merkez hükümet olarak 68 milyar TL eski barıyla 68 katrilyonluk yatırım yaptık. Belediye, özel idare hariç. Yani merkezi yönetim yaptığı yatırım. Bunun da 8 milyar TL'si benim bakanlığım döneminde yapılan özellikle barajlar, göletler, sulama tesisleri, içme suyu tesisleri, dere ıslahları, köprüler, ağaçlandırma, milli parklar, meteoroloji gibi bütün bu faaliyetlerin toplam miktarı 8 milyar TL ki bu 8 milyar bizim bu bakanlığı yatırımını geçmişte bir büyük şehre yapılmıyordu. Yani biz koca bir büyük şehre yapılan toplam yatırımdan çok daha fazla yatırımı Afyonkarahisar'a yaptık. Gerçekten Afyonkarahisar yani benim 3000'den fazla büyük tesis olarak yatırım yapmışız. Bunları sayılarını da verebilirim. Yani şu anda o kadar çok tesis yaptık ki hatta ben arkadaşlara çıkarın dedim. Kaçar tane? 54 merkez ve ilçelere, beldelere içme suyu temin tesisi, arıtma tesisi yapmışız. Atık su arıtma tesisi yaptık. Türkiye'nin en modern 4 tane Afyonkarahisar'da da olmak üzere. Barajlar yaptık ve baraj göletler 72 baraj gölet yaptık. Türkiye'de bir ilde yapılan en çok baraj ve gölet Afyonkarahisar'da. Bunu fazla telaffuz etmiyorum ama bu sefer yani nasıl olsa bu dönemin sonu. Evet. Ayrıca sulama tesisi olarak Afyonkarahisar ziraat açısından çok önemli. Sulama olmazsa verim olmuyor. Dolayısıyla 88 yere sulama tesisi kurduk. Çoğu da modern sulama tesisi. 88 tesis. Ayrıca taşkın koruma çok önemli. Geçmişte burada Afyon'da biliyorsunuz taşkınlar olurdu. Çok büyük zararlar verdi. Ama biz 226 tane dereyi köylerde, beldelerde, ilçelerde, Afyonkarahisar merkezde 226 dereyi ıslah ettik. Hatta köprü yapmak bize ait değildi. Ama bir ara özel idare başkanı beni aradı dedi ki ya biz köprü yapamıyoruz. Bütçemiz de kafi değil. Bu konuda bize köprülerde siz yapsanız biz diğer özelliklerin diğer yatırımlarını yapalım deyince ben de sandım ki 15-20 tane köprü. Hadi yapalım dedim. Ama bir liste geldi ki 1501 köprü. Ama söz verince bu memlekete hizmet etmek bana göre ibadettir Selcan Hanım. Ben dedim ki 1501 tane tamam yapılacak dedik. Yaptık hakikaten. Belki dünyada bu kadar sürede bir ilde yapılan en çok köprü Afyonkarahisar'da. Hatta burada da bir hatıramı müsaade ederseniz anlatayım. Buyurun. Köprülere önce şöyle başladık. Biliyorsunuz ben burada lisede okurken Afyon Lisesi'nde bu Kokarça'ya gidemezdik. Evet. Oralar bataklıktı, pislikti,
yani çirkin bir, her türlü pislik vardı. Lağım kokularından geçilmezdi. Kimse o tarafa gitmezdi. Bir gün Burhanettin Çoban, belediye başkanı adayı, bana dedi ki ben de bakanım. Sayın Bakanım dedi, ben dedi bu Kokarçay'ı, adı Kokarçay biliyorsunuz. Evet. Akarçay haline getirmek için bir proje hazırladım, söz verdim dedi. Ya dedim, onu şu ana kadar 1940 yılında CHP bir proje yapmış. O tarihten bu yana herkes, bütün hükümetler yapacağız diye söz vermiş. Hiç kimse yapamamış. Burası bataklık. Sen sanıyor musun ki dozer girecek oraya, şey açacak, bu şekilde bir şey yapılacak. Ya dedim oraya 151 kilometre ben biliyorum kazık çakmak gerekir. Yani derenin iki tarafına kazıklar çakacağız ki çökmesin, kaymasın diye. Dedi ama dedi söz verdim dedi. Ben de zaten geçmişte lisede okurken ya bu iki şeyi düşünürdüm. Ya şu Kokarçay'ı niye yapmazlar diye. Burası bütün Avrupa'da falan nehirler şehrin gerdanlığıdır. Evet. Bir de dağlara bakardım lisede. Ya bu bozdağlar, acaba bu dağları kim ağaçlandıracak? Niye ağaçlandırmazlar diye konuşurdum. Evet. Yani hakikaten ama Allah nasip etti. Ben 2007 yıl milletvekili 2007'de milletvekili ve Çevre Orman Bakanı oldum. Su, orman hepsi bana bağlı. Bunları yapmaya başladık ve hakikaten Kokarçay, Akarçay oldu. Ben de Sezcan'ın Afyonlara şunu söylemek istiyorum. Buyurun. Ya orada özellikle Uyumkent'te, Akarçay civarında, Devlet Hastanesi civarında acaba daireler kaç liraydı? Değer kazandı. 35-40 bin liraya satamazlardı. 35-40 bin. Şimdi bir daire sordum. Ya dediler 3 milyon vesaire. Tamam, nereden beri? Yani arazi kıymetlendi, daire kıymetlendi. Afyonkarahisar muhteşem bir metrekarelik alan kazandı. Hatta kendim özel köprülerde artık kendi üzerimize aldık. Köprü benim işim değil. Köprüyü köy yoluysa özel idare yapacak dere üzerinde. Belediye ise belediye başkanlığı yapacak. Karayoluysa Karayolları Genel Müdürlüğü yapacak. Bizim köprü yapmak diye bir vazifemiz yok yani bakanlık olarak. Ama ben köprüler dairesi kurdum, şube müdürlüğü. Ve neticede hakikaten 1500 köprü yaptık. Akarçay'a da bizzat kendim ilgilendim. Ya buradaki köprüleri öyle yapayım ki tarihi bir köprü olsun diye. Özel taşla, afyon taşıyla kapladık. Ya bunlar değer bakın. Yani Afyonkarahisar genişlediyse, o tarafa açıldıysa, turizmde büyük bir gelişme olmuşsa bunları bu hizmetlere borçluyuz. Bakın sulama diyoruz, baraj göletler. Bu Akarçay hakikaten bizim için çok büyük bir şey oldu. Evet. Ama tabii beni hakikaten çok yoran projeler var. Bunlardan birisi Türkiye'nin yüksek barajlardan birisi. Afyonkarahisar'ın en yüksek barajı olan Çay Barajı. Evet. Çay Barajı. Ya bu Çay Barajı'nı yapmak istiyorum ama o zaman Devlet Planlama Teşkilatı var. Bu baraj fizibil değil. Yaptırmıyor. Benim de bir usulüm vardı. Bazı şeyleri gölet gibi ihale ediyordum. Onu baraj şeklinde yapıp geçiyordum yani. Ve neticede bunu yapacağım diye karar verdim. Çaylılara da söz verdik. Ama o sefer başka bir şey çıktı. Kaya alacağız baraj yapmak için. Malzeme alacağız. O alanda orman muhafaza ormanı ilan edilmiş. Hadi onlarla mücadele et vesaire derken. Yani fakat şevk ve heyecan olunca Selcan Hanım. Kesinlikle yapıyorsunuz, tamam mı? Evet. Ve şu anda gittiğim zaman Bolvedin tarafından çaya gelirken bakıyorum. Gurur duyuyorum. Evet. Neden? Bakın bu çay barajı yapıldı. Bir, taşkınlar önledi çayda. İki, orada sulama, çay, o mümbit orası sulaması var. Üç, çaya Sultan Dağları'nın bembasını içiyor yani. Evet.
Aynı zamanda Bolvedin'e fazla suyusun, Bolvedin'e de verdik, çay Bolvedin vesaire, civar beldeler. Yani bunlar hakikaten büyük hizmet. Yani bunlar tabii bizi yordu ama sonunda açılışı yapınca çok büyük bir mutluluk yaşıyor insan hakikaten. Hele şimdi günümüzün en büyük sorunlarından birisi de biliyorsunuz çağımızın bu son yıllarda yaşadığımız dünya küresel ısınmayla birlikte bir su kıtlığı yaşıyoruz. Şimdi anlattıklarınızı dinlemeyi bir kenara bırakalım. Sizinle ilgili yaptığınız ve görev aldığınız bürokrasi kanalları ile ilgili baktığımızda hep bir su, su hayattır. Su hayattır. Su temizliğin başıdır. Dinimizde de öyledir. Yaşam için de çok gereklidir. Toprak için su lazım. Bitki için su lazım, insan için su lazım, hava için su lazım her şeyden önce. Bunların bugün bu sıkıntılarla yüzleşeceğimizi, bu sıkıntılarla karşı karşıya geleceğimizi öngörebilmiş miydiniz? Evet, ben bu konuda dünyada pek çok yere konferans vermiş, dünyanın sayılı ilim adamlarından biriyim. Evet. Su ve çevre konusunda. Çok sayıda kitabım var, 350 kitabımız var. Yabancı literatürdeki eserlerim, makalelerim çok fazla sayıda. Yani tabii millet bizi belki bilmeyebilir ama mesela dünyada 2017-18'lerde büyük bir su krizi olunca Birleşmiş Milletler, o zaman Ban Ki-moon, dedi ki bu meseleyi çözen en iyi bakan Veysel Eroğlu. Lütfen biz Macaristan'da bir metropollere su temini kurak dönemlerde, kuraklıkta su temini konusunda bize tecrübelerini anlat diye şey yaptı. Ben tabii çok meşgulüm. O sırada bizim çok işimiz var. Ama dedi ki madem davet ediyor, gittim orada bütün dünyaya küresel iklim değişiminde, kuraklıkta, metropollerde nasıl problem çözülür onun dersini verdim yani. Biz böyleyiz yani. Şimdi tabii ben bunu öngördüm. Çünkü zamanla evet iki şekilde bir sıkıntı oluyor. Ben aşağı yukarı 1900'lerden bu yana yağışlar, iklim vesaire konusunda su kaynakları konusunda çalışma yaptım. O tarihlerden bu yana yani. Ve bilhassa şunu gördüm. 7 yılda bir kuraklık oluyor. Bir de küresel iklim değişimiyle su kaynaklarında azalma oluyor. Bir kere 7 yılda mesela ben İSKİ Genel Müdürü olduğum zaman 1994'te İstanbul'da büyük bir kuraklık vardı. Allah'a şükür 100 yıllık su kesintisi olan İstanbul'a 8 ayda kesintiyi kaldırdık. Ve büyük düşündüm. Ya dedim gelecekte bunu bilen olur, bilmeyen olur. Hı hı. İnanır mısınız? 2071 yılına kadar bütün projeleri yaptım. Bakın öngörmek bu. Çünkü yani bazen bilmeyen adamlar geliyor. Mesela şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Hı hı. Acaba biz su getirmeseydik kurak dönemde ne yapacaktı? Halin nice olurdu. Bir litre su getirmedi bak 4,5 güne. Bir litre. Bizim yaptığımız tesisleri kullanıyor. Bizim yaptığımız içme suyu tesisleri. Bizim getirdiğimiz barajları, göletleri kullanıyor. İyi ki büyük düşünmüşüz. Sonra ben şunu ifade edeyim. Suyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız AK Parti seçimleri 2002-3 Kasım'da seçimleri gümbür gümbür kazanınca o zaman biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımıza muhtar olamaz diye manşetler atılıyordu. Yani bir konuşmasından dolayı mahkum etmişlerdi. Fakat işte o sıra genel başkanken ben üniversitede dönmüştüm İSKİ'den. Beni çağırdı. Veysel Hoca dedi. Doğru DS'ye gidiyorsun. Türkiye'nin ve Kıbrıs'ın su meselesini çözeceksin diye söyledi. Evet. Ben dedim efendim, yani İSKİ'de epeyce iş yaptık, müsaade et falan demeye kalktım. Yok dedim. Doğrusu doğru oraya gidiyor. Yani neticede ben DS'ye başladığım zaman
76 şehirde su problemi vardı. Bizim Afyonkarahisar dahil. Mardin, ben ta Kars'tan Edirne'ye kadar, Antalya'dan İzmir'e kadar, Ankara'dan İzmir'e kadar her yerde su meselesi var. 76 şehirde, İstanbul'da biz çözmüşüz ama diğer yerde kimse çözememiş. Birkaç şehirde su var. 76 şehirde su yoktu. Kıbrıs'ta da su yok tabii. Tuzlu su içiyorlardı. Neticede gene biz büyük düşündük. Yani bizim özelliğimiz şu. Büyük düşünme, İleri hızlı karar verme, öngörme, sizin buyurdunuz öngörme ve neticede hedefe odaklanma. Evet. Bizim anlayışımızda bu var. Ve inanır mısınız ben şehre göre 30 yıl sonra, 50 yıl sonrasını şehrin büyüklüğüne göre ihtiyaçlarını planladık. Eylem planları hazırladım. Ve bütün şehirlere, Çankırı'sından efendim Edirne'sine kadar, efendim Kars'ından Mardin'ine kadar, Erzurum'da İzmir'e kadar. Ama hiçbir partiyi ayırt etmedi. İzmir'de su yoktu, biz getirdik. Aydın'da bir gram su yoktu, biz getirdik. Barajları, arıtma testleri. Bunlar yani şehirler isterseniz Balıkesir'den başlarım, bütün şehirleri sayalım. 76 şehir, Kıbrıs dahil. Yani bu suyun ne kadar önemli olduğunu geçen yıllardaki, geçen ve evvelsi yıldaki salgın, pandemi diyorlar. Evet, ben salgın evet. diyorum, salgın da gördük. Eğer su olmasaydı biz maazallah çok büyük acılar çekerdik yani. İnsanları kaybederdik, çok daha büyük. Suyun olması, Cumhurbaşkanımızın büyük düşünüp de devasa şehir hastaneleri kurması, sağlığa büyük önem vermesi, büyük hamle yapması, bütün cihazlar, dünyanın en iyi, en ileri teknoloji şu anda, sağlıkta en mükemmel teknoloji. İnsanlar baksın eskiden hastaneler nasıldı, şimdi nasıl? Rehin alınıyordu, isteyen istediği hastaneye gidiyor. Eskiden bir SSK'lı devlet hastanesine gidemezdi. Veya devlet memuru SSK hastanesine gidemezdi. PTT'nin hastanesi vardı. Kurumların hastanesi var. Yani onların hepsi birleştirdi. Tek olarak milletin hastanesi. Evet. Yani bu dolayısıyla bu su, biz bunu öngördük. Dolayısıyla büyük düşündük. Büyük hedeflere imza attık. Afyon'da da tabii Akarçay Havzası Afyon. Akarçay Havzası'nda su kıtlığı var. Dolayısıyla bu su kıtlığını önlemek için tek çare baraj yapmak, bir. İkincisi sulamaları modern sulamaya dönüştürmektir. Biz bu konuda Türkiye'de en büyük seferberliği yaptık. Şu anda inşa halinde benim yatırım programına koyduğum baraj ve göletlerle İnşallah 101'i tamamlayacak. 101 baraj ve gölet. Evet. Bunun 72'sini ben açtım zaten. Yani Afyon'da bir su kıtlığı çekmeyeceğiz. Hayır efendim. Çektiniz mi şimdi? Hayır, hayır. Hani kaygı var ya. Yok, endişe etmeyin. Bakın biz çok büyük düşündük. Benim ABCD planlarım vardı. Bakın kimse bilmiyor. Ankara 2-3 defa büyük su kıtlığı yaşadı. Ama benim B planımla devreye girdi. İstanbul, bakın 2000 yılında, 2007 yılında, 2014, 2019 yılında büyük sıkıntı çekecekti. Ama benim A, B, C planlarım var. Onlarla susuzluk çektirmedik. Ama evet. lütfen İstanbullulara sorun, annelere, gençler bilmez tabii, annelere, babalara sorun. Neler çektiler İstanbul'da? Neler çektiler? Ne eziyetler? Petrol istasyonlarından bidonlarla benzin alır gibi su bidonlarla evlere taşıdıkları. Gece yarısında küvetleri efendim depolara su doldurmak için bekledikleri ve susuz kaldıkları günleri hatırlayacaklardır. Suyu da israf etmemek lazımı da buradan tabii. Evet duyurmamız yani lazım. Yani dolayısıyla biz Afyonkarahisar'da bu konuda büyük adım attık. Bunun ne faydası oldu bakın. Yaklaşık mesela biz 700 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Ve bundan yaklaşık 1 milyar 200 milyon TL zirai gelir artışı oldu. Ya. Çiftçilerimizi zenginledi.
Bakın çiftçilerimiz bu sulamalar sayesinde, hükümetimizin destekleri sayesinde bu sene altın çağını yaşadı. Sorun çiftçilere. Hepsi çok mutlu. Çiftçi memurlarımıza enflasyonu ezdirmiyoruz. Her türlü imkanı veriyoruz. Bakın enflasyon dolayısıyla hatırlarsan geçen sene Haziran ayının sonunda hükümetimiz ek bütçe yaptı. Yüce Meclis'ten geçirdik biz de bir milletvekili olarak. Yani bir trilyon TL'den fazla, 1 trilyon 60 milyar TL gibi neredeyse bütçeyi katlayarak yeni bir şey yaptık. Bunu fakir, fukara, esnaftır, çiftçi, köyde herkese, memur, herkese dağıtıldı. Enflasyona ezdirilmedi. Çünkü dünyada büyük bir sıkıntı var. Rusya-Ukrayna savaşı ve diğer sıkıntılar sebebiyle dünya önemli bir imtihandan geçiyor. Dolayısıyla Allah'a şükür pandemi, arkasından depremler vesaire gibi sel baskınları gibi meselelerin üstesinden geliyoruz. Çünkü büyük düşündük. Bunu özetle vurgulamak istiyorum. O kadar büyük düşündük ki çoğu bilmez vatandaşlarıma söyleyeyim. Mesela bir tarihte İstanbul'a adalardakilere su talep etti. Tayyip Bey o zaman Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Adalardaki, işte İstanbul'da biliyorsunuz Büyükada, Eybeler'de, evet. Kınalı'da, Burkas, Sedef Adası var. Gelmişler demişler ki siz İstanbul'u 8 ayda suya dövdünüz. 80 yıllık su sıkıntısı çeken İstanbul'u. Biz adalarda susuzluk çekiyoruz. Siz adalarda su getiremez misiniz deyince Tayyip Bey beni aradı. İSKİ genel müdürüm o zaman ben. Veysel Hoca dedi adalara su getirebilir misiniz? Efendim kolay dedim. Getirir. Söz vereyim mi? Ver dedim. Ve neticede aşağı yukarı 7 ayda adalara su getirdik. Deniz altından, Anadolu yakasından. Ve o sırada Kıbrıs'ta bir bakan beni aradı. Ya dedi sayın genel müdürüm biz de adayız. Adalara su götürmüşsün. Bize de su getiremez misin? Ben de espri olsun diye. Ya dedi, o zaman ben İSKİ genel müdürüyüm. Ama siz dediniz ki bazı şeyler büyük düşünüyorsunuz dediniz ya. Dedim ya yetki bizde olsaydı çoktan getirdik falan diye bir laf ettim. Latif olsun diye. Ama o şey hakikat oldu. Ben de şey genel müdür olunca ve bakan olunca Tayyip Bey dedi ki ne oldu dedi adalara su getirirken demedin mi dedi. Ben de emredersin dedik ve neticede ben de sandım ki basit şekilde adalara götürdüğümüz gibi Selcan Hanım su götüreceğiz. Baktım ki arada muazzam bir vadi var Akdeniz'de. Eyvah. Türkiye ile 1453 metre. O bize bir fikir verdi. Bunu oraya döşeyemeyiz tabanı 1453 metre. Ne yapalım dedik. Yani Allah'ın lütfuyla dünyada ilk defa bir teknoloji geliştirdik. Denizin içinden asarak götürdük buraya. Tüp geçit mi? Evet. Tüp gibi yani. Evet. Tüp gibi asarak götürdük. Bütün dünyanın dikkatini çekti. Kıbrıs'ta şimdi Kıbrıs Torosların menba suyunu içiyor. 107 kilometre mesafeden Kıbrıs'a Anamur'da Alaköprü Barajı'ndan Geçitköy Barajı'ndan su götürdük. Oradan ta Lefkoşa'ya, Dipkarpaz ve Magosa'ya kadar 500 kilometrelik hatla bütün suyu Kıbrıs'a dağıttık yani. İşte biz buyuz yani. Evet. Şimdi bu Afyon'a da gelelim. Evet. Biliyorsunuz ki şimdi Afyon'da tabii bu yatırımları tabii ki yaptık. Afyon'da bir de tabii ben sadece kendi yatırımlarımdan bahsedeyim istersen. Vakit sınırlı çünkü hükümet. Evet. Hatta ben sizinle konuşmamın başında şunu da söylemek istiyordum. Uzun süren bir hizmet insanlığı, bir de bir söz vardır biliyorsunuz. Halka hizmet, hakka hizmet. Evet, doğru. Yani az önce de siz dediniz ya, ben hizmeti ibadet sayarım. Öyle. Bu bağlamda da ülkemiz için, bu Türkiye'nin toprakları için, Türk vatandaşı için, Türk vatandaşları için ve bu bayrak için
bu milli bilinç ve duyarlılıkta olan tüm hizmet insanlarımızı da biz hakikaten saygıyla hep anıyoruz. Sizler de bizler için o saygıyla sağ ol, anılan sağ ol. İnsanlardan biri olacaksınız. Afyon'un dünü ve bugünüyle aslında ben kıyaslamak da istiyorum. Afyon'da yollarımız nasıldı, okullarımız nasıldı? Afyon'daki sağlık hizmetlerinde nereden nereye geldik? Devletin evet. yaptığı yatırımlarda hep öncülük ettiniz. Tabii ki Türkiye'ye bir yatırım ama memleket sevdası her zaman hepimiz için bir tık ön plandadır. Buna da baktığımızda aslında ben bunları da biraz evet, irdelemek şimdi istiyorum. Şimdi efendim muhteşem okullar yaptık. Sınıflar muhteşem, teknoloji sınıfları kurduk. Şunlar yeni okullar, muhteşem okullar yani. Evet. Yeni sınıflar, muhteşem. Ve hastaneler, şu muhteşem okullarımızın, evet yeni okulların, sınıflarımız hali. Teknoloji sınıflar getirdik. Şimdi Sayın Bakanım, o evet ben de şunu tutayım. Efendim şu eski devlet hastanesi diye bir hastane vardı. Koğuş sistemiydi. Evet. Rahmetli babamı ben bu hastanede tedavi ettiremedim yani. Bir tek tuvaleti var, tuvaletine girilmezdi. Bir koğuşta belki 20-30 hasta ancak yatardı. Tedavi diye bir şey yoktu. Ambulanslar tamamen külüstürsü ambulanslar. Benzini yoktur. Vatandaş ambulans çağırdığı zaman en yakın benzin istasyonuna çek. Niye? Devletin evet. benzini yok derlerdi. Ama şu anda bakın ilk defa muhteşem devlet hastanesini biz yaptık. Ama muhalefet dedi ki ya burada hastane çöker vesaire diye. Ya ben de Türkiye'de 700'e yakın baraj yapmışım. 1000 tane gölet, 10 bin tane dev içme sulamayla vesaire suyla alakalı tesis yapmışım. 9 tane kazık çaktık bu hastaneye, zemine. 80 santim çapında hatta 960 tane. Ve neticede bu binayı yaptık. Bu bina isterseniz 50 katlı yapılabilir. Şimdi bu binaya her gün neredeyse 2500-3000 kişi refakatçiyle birlikte giriyor. Tedavi oluyor. İstediği eczaneden ilacını alıyor. İstediği şekilde sağlık tedavisi, hizmetleri veriliyor. Evet. Yani burada. Otogar, eski otogara bilir misiniz? Bilemem siz. Ben otogara gittiğim zaman şu anda orada bir şey var, AVM var biliyorsunuz şu anda. Evet. Orası hakikaten pejmurda halindeydi, pislik içindeydi. Neticede bu otogarla ilgili nasıl oldu ben anlatayım. Tabii otogara yer yok. Bir gün Burhanettin Bey'le birlikte otogar yapacak olanlar bana geldi. Mevcut otogarın yeri devlet su işlerinin bir yeraltı suları şube müdürlüğüne ait bir yerdi. Çünkü ben DSE'nin şube müdürlüğü tam mezarlığın karşısında termal turizm sahasındaydı. Dedim ki DSE'ye, ya burada ne işiniz var? Burası termal turizm. Burada muhteşem oteller kurulacak. Afyonkarahisar'ı termal turizm merkezi yapacağız. Burayı derhal boşaltın dedim. Otogar yanındaki bir yere hazine arazisi geçtiler. Bir gün otogarcılar geldiler, ya bizim otogar için yer yok. En uygun yer burası. Dedim, burayı size ben DSE'ye gelen müdürüm o zaman vereceğim ama eğer Türkiye'nin en güzel, en muhteşem, içinde yemek yenilebilir, oturulabilir, tuvaletleri adeta şey gibi olacak, hamam gibi olacak, mermer tamamen. Bunu yapacaksanız size vereceğim. Yoksa böyle iptidai bir şey yapacaksanız yok dedim. İşte Türkiye'nin en iyi otogarı yapıldı. Gurur duyuyoruz hakikaten. Tabii yollar. Efendim daha önce yollarımız çok iptidaiydi. Selcan Hanım bakın. Şöyle tutayım ben de. Şöyle Sayın Bakanım. Evet. Yolların eski hali böyle iptidai yollar. Ama şimdi ben her gittiğim yerde diyorum ki yollar diyorum Afyon kaymağı gibi oldu diyorum. Millet evet. de gülüyor Afyon kaymağının reklamını yapıyorsun diye. Yani şuna bakın şu üstteki hali yolların eski hali bu. Yeni halini de gösterelim isterseniz. Evet şunu şöyle yapalım. Şunu şöyle yapalım. Evet. Bakın şu anda yollar hakikaten yollarla ilgili ilk defa yıllardan beri yapılamayan çevre yolu vardı. Evet. Yıllardan beri yapılamıyor. Ben bir gün ben de bakalım
Binali Yıldırım da Ulaştırma Bakanı. Davet ettim. Dedim ki ben Erzincan'a baraj yapacağım. Sen de bu yolları yapacaksın. Geldi. Bir konferans salonunda kendisine ifade ettik. Biz şu şu yolları istiyoruz. Neresi? Bir, Afyonkarahisar Ankara yolu. Böyle bir yol istiyoruz. Afyonkarahisar Antalya, Afyonkarahisar İzmir, Afyonkarahisar Konya. Bütün yolları bir de dedik ki bu çevre yolunu da istiyoruz. Ve çevre yolu da yapıldı. Hatta daha sonra biz Karahisar Tüneli biliyorsunuz yukarıdan gelirken, İzmir yolundan gelirken rampalar vardı, sıkıntı evet, oluyordu. Tumlu. Kış aylarında açılamıyordu. Oraya bir de Karahisar Tüneli yaptırdık yani. Evet. Yani üst geçitler, şunlar bunlar hepsi yapıldı. Yani 600 kilometre, 50 kilometre bölünmüş yokken iptidai, şu anda 600 kilometre bölünmüş yolla Afyon Şah'a kalktı. Bakın İstanbul'a ben talebeyken giderdik 12-15 saat. Ama şimdi 4 saatte gidiliyor. Evet. Hadi bilemedin 5 saat. Ankara'ya 6 saatte giderdik. Köroğlu belini aşamazdık ama dağları devirdik. E şimdi Ankara 3 saat. Evet. İzmir keza. Tabii bizim en büyük Akarçay... Akarçay. Efendim şu bunu herkes, gençler, Allah aşkına şuna bir bakın. Bu var ya, o şeyi kaldıralım orada bir resim evet, var. Yolu, evet. Yolu kaldıralım. Efendim burası neresi biliyor musun? Akarçay'ın eski hali, evet. Kokarçay burası. Pislikten geçilmiyordu. Lahm suyu, pet şişeler, şunlar, ne varsa oraya atılırdı, çöpler. Kokusundan hiç kimse oraya yanaşamazdı. Ve neticede Akarçay bu hale geldi efendim. Kokarçay oldu Akarçay. Kokarçay oldu Akarçay. Evet. Şöyle de alalım. Yakın alırsa arkadaşımız. Yaklaştı. Ya şuna bak. Yani tabii etrafındaki binalar, tesisler. Ne kadar çok gelişti ya. Ben bugün gördüm, o civardan geçtim. Afyon'un ihtiyacı varmış, talep oldu demek ki. Yani doğru bir hizmet yapılmış yerinde. Ama niye yapmamışlar? Bunun projesi arkadaşlar, ben doğmadan yapılmış. 1900, biz doğmadan çok önce. Evet. 1940'larda yapılmış. Ama Allah'a şükür bize, Recep Tayyip Erdoğan'a, bize, bizim belediye başkanlarımıza nasip oldu. İşte ne bu. Mutlu. Şimdi mutlu. Tabii şu Afyonkarahisar'da benim çok vaktimiz var. Var var vaktimiz Sayın Bakan. Çok üzerinde durduğum bir husus vardı, o da şu. Biz Afyonkarahisar'ı hedefledik. Dedik ki Afyonkarahisar'ı ne yapacağız? Bir, madem ki termal suyumuz var. Bu muhteşem bir şey. Kıymet. Biz bu termal suyu termal otellerle taşlandıralım. Afyonkarahisar'ı termal turizm başkenti yapalım diye karar aldık. Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman başbakandı, ona da arz ettik. O da dedi ki tamam dedi, çok güzel. Ve biz dedi bu her türlü teşviği verelim dedi. Ve sadece bir tek otel vardı Oruçoğlu. Sağ olsun, Allah razı olsun. O abimiz de buna öncülük yaptı. Ama daha sonra şu anda arka arkaya muhteşem oteller yaparak 5 yıldızlı değil, 7 yıldızlı bana göre. Paris'e gidiyoruz 5 yıldızlı diyor. Ben ona 3 yıldız vermem. Bizim oteller onların yanında 7 yıldızlı adeta. Netice itibariyle şu anda... Türkiye'deki 5 yıldızlı termal otellerin %35'i Afyonkarahisar'da. Ve ne diyor herkes? Bu bayramda yer bulunmadı. Bazıları benden torpille yer istemeye başladı. Acaba? Zaman zaman biz de karşılaşıyoruz. Siz de karşılaşıyorsunuz. Şehir dışından, yer yok. Tabii. İnşallah şimdi biz birinci hedefimizi gerçekleştirdik. Daha da artacak inşallah.
İkinci hedefimiz Afyonkarahisar'ı Kongre Turizm Merkezi yapalım dedik. Bütün kurum ve kuruluşları dedik ki toplantıları Afyonkarahisar yolların kavşak noktası. Bütün yollar Roma'ya çıkmıyor çarpı işareti. Bütün yollar Afyonkarahisar'a çıkar. Bununla ilgili kongre merkezi yaptık. Şimdi bütün kurumlar, ben başlattığım kongreler, konferanslar, kurumların eğitim programları Afyonkarahisar'da yapılıyor. Üçüncüsü, spor turizmi diye Bunattin Bey ve Mehmet Zeybek Başkan'ın böyle bir şey, önce Bunattin Bey başladı. Ya dedi, spor turizmi başlatalım diye. Ben dedim tamam, bana düşen vazifeyi yapayım. Hemen Kütahya yolunun hemen sağ tarafında oraya sporcular için özellikle yürüyüş alanları kilometrelerce yaptık. Ve orman içinde muhteşem alanlar. Dediler ki o zaman biz buraya bir de şeyi getirelim, motokrosu. Herkes dedi ki ya Afyonkarahisar hayal görüyor bunlar, spor turizmi olur mu burada diye. Ama birincisini yaptığım zaman ben de oradaydım. Dünya Motokros Federasyonu Başkan Yardımcısı dedi ki dünyanın en iyi motokros pisti evet. Afyonkarahisar dedi. Doğru. Ertesi gün hem Avrupa hem dünya hem de kadınlar hem gençler motokros şampiyonası yapıldı. Bütün yaklaşık 2 milyar insan televizyonlarda Afyonkarahisar seyretti. İşte bu. Üçüncü husus tabiat turizmi diye başlatalım dedik. Neden tabiat turizmi? Ben tabii geldiğim zaman ben esnaf çocuğuyum. Yani bütün herkesle kucaklaşıyorum. Gelenlere memnun musunuz? Bir ihtiyacınız var mı diyorum turistlere karşılaştığım zaman. Bana şöyle dediler. Yaklaşık 2007-2008 yıllarında. Ya oteller çok güzel. Ama biz otellere hapis kalıyoruz. Biz de şehri gezecek alanlar, meselelik alanlar ve bir takım yerler, müzeler gösterin, seferler yapılsın dendi. Yeşil alanlar istiyoruz. Bir gün Burhanettin Çoban bana bir mesaj yapmış e-postayla. Sayın Bakanım, ben bir yere çıktım. Bütün Afyonkarahisar sanki ayaklar altında. Muhteşem bir manzara. Buraya lütfen bir yatırım, bir şey yapın. Şehir ormanı kurun. Ben hemen Orman Genel Müdürünü gönderdim, bölge müdürünü. Baktılar çok muhteşem. İşte bugün Zafer Orman dediğimiz, evet, Zafer Kent Ormanı, o ormanda muhteşem. Evet. Hatta orada yeni evlenenler orada resim çektiriyor. Muhteşem manzaralar, evet, vesaire. Arkasından işte benim ismim verilmiş. Ben istemedim ama böyle isim nezaket vermişler. Veysel Ulu Parkı, öbür karayollarından aldığınız farklar. Şimdi millet bahçesi yapıyoruz. Yani sadece Afyon'da değil, bütün her yerde. Mesela ben daha yeni Sandıklı'daydım. Orada da millet bahçesinin temelini attık daha önce. Şimdi %60'ı bitti. Sandıklı'ya da muhteşem millet bahçesi. Yani Emirdağ, Şuhut'takine gittim, gördüm. Yani çaya. Şuhut'taki de çok güzel yalnız. Güzel oldu. Ben gördüm orayı. Gördünüz mü? Çok güzel orası. Şimdi Sandıklı'da daha güzel olacak. Emirdağ ve şey de çok güzel olacak. Evet. Dinar'da. Evet. Yani şimdi bunlar çok önemli yani. Ve dedim ki, Afyon'da da çok güzel alanlar var. Ben dedim tabiat turizmi diye, doğa turizmi diye bir turizm var. Aslında millet deniz turizminden bıktı artık. Deniz turizmine gelen turist ortalama $600 bırakıyor bir turist. Ama doğa turizmi dediğimiz tabiat turizmine gelen turist $6,000-$7,000 bırakıyor bir seferde. Dolayısıyla biz dedik ki Afyonkarahisar'da termal turizm, kongre turizmi, tarih turizmi, spor turizminden sonra bir de tabiat turizmini geliştirelim dedik. Ve ilk defa büyük bir keşif yaptık. O da Sandıklı, Akdağ. Ah, gördünüz mü? Bakın, Uzungöl dedim yani. Karadeniz'deki Uzungöl'ü
çok andırıyordu, çok andırıyor. Uzun Göl'den çok daha muhteşem. Evet. Şimdi biz Kayseri ile sucuk kavgası yaptık. Şimdi bir de Uzun Trabzon'da Göl kavgası yapmayalım. Yapmayalım Allah aşkına. Peki, çünkü ama ben şunu ifade edeyim. Şu anda Türkiye'de kanyonuyla oraya bir de gölet yaptık. Göletiyle muhteşem tabiat manzaraları ve yılkı atları. Orada otel yapıldı, butik otel. Evet. Ve orman köşkleriyle muhteşem bir şey. Yol yoktu ama biz ne yaptık? Önce ormana, doğa koruma, mülk parklara bir yol yaptırdım. Daha sonra başka bir yol keşfettik. Dedik ki ya Hüdayi Kaplıcalar'la burasını bağlayalım diye. Bir baktık, çok daha güzel bir yol. İkinci bir yol daha yaptık. Oraya gidiş geliş, ister dağ yolundan git, istersen Hüdayi Kaplıcalar'ından git. Muhteşem. Bakın şu anda burası var ya, büyük bir proje planlıyorum. Adeta Afyonkarahisar uçuracak. Bir de yani şimdi Afyon'u biliyoruz, jeolojik konum gereği dağlık bir arazi ama biraz da kuraktır. Yani topraklarımız maalesef bizim Akdeniz, Toroslar gibi değil, Gür ya da işte bir Ege, Marmara gibi değil. Sandıklı'nın o yoluna girdik, Akdağ'a girerken bildiğiniz dağların arasında, ağaçların arasında gidiyoruz. Tabii. Bambaşka bir yani şehre gider buradan, gibi. Ben buradan beni dinleyenlere mutlaka bu ilkbaharda, yazda, hatta kışınız, vaktiniz varsa ya harikulade lütfen internete girin. Burada Akdağ, Sandıklı Akdağ Tabiat Parkı nedir diye. Bu da nasıl oldu biliyor musunuz? Bir gün gene belediye başkanımız, valimiz gitmişler. Ya demişler buraya bu muhteşem bir şey ama bir tek eksiği buraya bir bana gölet yapılması lazım. Beni aradılar. Ben talimat verdim. Baktım muhteşem bir yer. Derhal buraya gölet yapıla, Akdağ dünya turizmine kazandırıla. Evet. Talimat verdim. Benim talimatım çok kesindir ha. Tarih ve saat. Türkiye'de ilk defa temel atılırken tarih ve saat veren ekip bizim ekip. Recep Tayyip Erdoğan ve bizim ekip. Bunu da biz başlattık. Devletin yapamadığı İstanbul'daki barajları yaparken ben 1,5 milyar dolar borç olan İSKİ genel müdür olarak baraj yapmaya soyundum. Dünyanın en büyük ishalatları en ileri arıtma testlerine soyundum öz kaynakla. 1,5 milyar dolar borcu ödeyerek 600 tesis açtık. İşte bir barajlar yaparken ilk defa dedim ki bunun temelini atıyoruz. Açılış gün ve saati bu. Saat verdik. Türkiye'de kıyamet koptu. Saatini de açtık. İşte burada da Afyonkarahisar'da bazıları garipsiyor. Temel attı, unutuldu falan. Ya ne unutuldu ya? Ey muhalefet, size soruyorum. Bizim temel atıp da bitiremediğiniz bir tek tesis gösterin. Bazen benim de sinirlendiriyorlar yani ama ben kimseye muhatap olmuyorum. Bir tek tesis gösterin, bir tek. Ya sadece ben 3000 tane tesis yapmışız. Şu anda Afyonkarahisar 10.000'den falan tesis kazandırdı. 160 milyon fidan dikildi. Mesirelik alanlar, tabiat parkları, parklar, bahçeler. Şu Hıdırlı'da ve dağlara baktığım zaman, Boz Dağlar'dı ben lisede okurken. Az önce konuştum. Dedim ki ya bu dağları kim ağaçlandıracak? Ağaçlandıramamışlar. Ben talimat verdim. Bu dağlar ağaçlanacak. Efendim dediler, Afyon kurak ağaç olmuyor. Dedim ki o zaman damlamalı sulamayla yapın. Hatta mecburen benim emrim kesindir yani. Yaptılar. Yani dağlarda yeşirmeye başladı ağaçlar. Tam şeye giderken İkbal'in karşısına da burada ormanda damlamalı sulamayla sulama yapıyor diye yazmışlar mı koca? Ki her geçen bana diyor biz de istiyoruz. Malatyalılar görmüş. Biz de orada bir dağ var. O dağ biz de istiyoruz diye. Dedim ya arkadaşlar bunu kaldırın her tarafa damalım sulamayı orman kuramayız. Ya evet. Yani Beydağ. Biraz... Malatya'da Beydağ'ını
bize bu yazılan tabela yüzünden açlandırdılar. Somkaya evet. idi. Ne mutlu, ne güzel ki bakın bugün bahsederken hani açın internet gibi bir imkanımız var. Bakın diyorsunuz, hani görün evet. akta. Hiç gerek yok Sayın Bakanım. Afyon Kavşak noktası dediniz. Gelsinler. Kesinlikle. İlla geçiyorlardır. Lütfen, İlla geçiyorlardır. Ben slogan şu. Ben sandıklıda ilan ettim. Dedim ki dünyada cenneti hayal etmek istiyorsanız gelin Akdağ. Nasıl? Tabii slogan. Ki, tabii ki çok güzel. Yani Akdağ görünmeye değer. Ben Uzungöl'ü görmüş biri olarak söylüyorum. Gittiğimde, ilk gittiğimde belediye başkanımız çöne... Uzungöl'ü kim kurtardı biliyor musunuz? Buyurun. Bu hemşeriniz. Doğrudur. Bir gün Uzungöl tamamen doluyormuş. Belediye başkanı. Ben daha DSE gelendirim. Şeye gitmiş. Tabii hemşeri Tayyip Bey'e gitmiş. Hı hı. O zaman başbakan. Tayyip Bey demiş ki, efendim demiş, Uzungöl ölüyor. Doluyor artık. Ne yapacağız? Veysel Hoca'ya git demiş. Ben tabii emir Uzungöl'ü başladık. Orayı tersip bentlerle gelen rüsvat önledik. Rüsvat temizledik. Kendi tekniğimizle. Ve Uzungöl'e hayat verdik. Hatta Uzungöl'e giden Solotlu Vadisi vardır. Muhteşem cennet gibi yaptık yani. Evet. Yani Trabzon'a gidenler lütfen Solotlu Vadisi'ni ve Uzungöl'ü görsünler. Beni hatırlasınlar. Evet, görmüş biri olarak diyorum ve artı bizim bir artımız var Sayın Bakanım, sandıklı için konuşuyorum. Bakir alanlarımız çok fazla. Evet. Doğal, el değmemiş ama bunun içerisinde kullanım alanlarını en doğal şekilde insanların hizmetine sunmak, açılmış. Evet. Şimdi yani bizim şu anda Afyon'a büyük hedeflerimiz var. Çok büyük işler başardık. Evet. Afyon'da İstihdam çok iyi, işsizlik en düşük, üretim çok iyi, her şeyle işte ben burada isterseniz sayayım nerede birinciyiz mesela. Ben şurada bakın haşhaş, vişne, bal kabağı, kırmızı pancar, turşuluk, salatalık, yumurta, sucuk, pastırmada Türkiye birincisi. Lokumda. Patates, kiraz, arpa, şeker pancarı, bezelye, lavanta, kültür mantarı, sütü üretimde ülkemiz ilk beşte. Hı hı. Yani ülkemiz derken Afyon. Afyon ülkemizde. Canlı hayvanlar değerinde ülkemiz 7. sırada. İnşallah şu anda şunu ifade edeyim. Mandacılık ve hayvancılığı artırmak için büyük bir seferberlik başlattık. İşte manda için büyük bir tesisin temel attık. Bazılar gitmişler, resim falan çekmişler. Ya gerek yok. Sen gel açılışa. Biz oraya açılış tarih saatini söyledik. Müteahhitlerini sıktım. Bu tarihte bitecek dedim. O tarihte bitecek. Evet. Yani biz buyuz yani. Şimdi çok büyük bir Afyon'a kazandırdığım bir şey de aslında Afyon'u önünü açan bir şey getirdik. Yeni OSB'ler var. Teşvikte mesela şu anda üretimi artırmak için, ileri teknolojiyi getirmek için büyük bir gayretimiz oldu. OSB'ler de doğurdu aşağı yukarı. Emirdağ'da gittim. Muhteşem oldu. Bolvadin gelişiyor. Şu OSB hemen hemen doldu. Afyonkarahisar OSB iyi bir noktada, muhteşem üretim var. Ben marka söylemeyeceğim. Dünya çapında ürünler var. Şimdi yanlış o anlaşılır. Gurur duydum. Çoğunu ziyaret ettik. Muhteşem üretim var. Ben şimdi buraya ne olabilir diye düşündüğüm zaman ileri teknoloji için inşallah biliyorsunuz Sinan Paşa'da yeni bir organize sanayi bölgesi kuruluyor. Çok talep var. Biz buraya ihracat yapacak, en çok istihdam sağlayacak ve yeşil OSB olacak şekilde planlıyoruz. Allah'a şükür bunu da hayata geçireceğiz. Buraya getirdiğim çoğunun bilmediği bir şey anlatayım müsaadenizle. Buyurun, buyurun. Süremizin sonuna geldik. Tamam, hemen ben sadece evet. O kadar çok ki. Evet. Bir gün Antalya'ya gittim. Orada benim tanıdığım arkadaşlar vardı.
Dediler size teknoloji serraları gösterelim. Ben gittim teknoloji serraları gördüm. Tabii serde mühendislik var ya. Baktım ki ya burada Antalya sıcak diye sere kurmuşlar ama özellikle Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında bitkiler uyku moduna giriyor. Tamam mı? Hı hı. İnsanlar da gevşiyor ya. Ve neticede enerji çok fazla. Üretim aylarda düşüyor. Ben hemen, meteoroloji bana bağlıydı. Afyon iklim durumunu incelettim. Teknoloji seraya uygun mu diye. Bir baktım ki Türkiye'de teknoloji serası için en uygun yer Afyonkarahisar. Hemen bütün Afyonkarahisarlılara söyledim. Bizim Afyonkarahisarlılar bir şey görmeden başlamıyor. Yani sevgili hemşerilerim, yani bunu yapmayın Allah aşkına. Evet. Bir şeyi dinleyin. Çünkü buraya bir kavşağa, İkbal Kavşağı'na birisi gelmiş. Onu yaptıktan sonra bizde de diğerleri yapmaya başladı. Birisi otel yaptı, onlar otel yapmaya Afyon başladı. Afyon risk almayı sevmiyor herhalde Sayın evet. Bakanım. Ben öyle öngörüyorum, bilmiyorum da. Dedim, herkese haber verdim. Bu çok güzel bir imkan. Dünyaya ihraç edeceksiniz. Domates, biber, şu bu. Dediler ya burada soğuk iklimde olur mu falan diye. Sonradan baktım kimse kabul etmiyor. Benim bir müteahhidim vardı. Şeydi, teknoloji sera olan bir firma. Kızı da benim talebemdi. Bu İngiltere'ye gitmiş. Doktora yapmak üzere. Demişler ki sen bize 5 tane profesörün referans mektubunu getireceksin deyince hoca sormuş. Senin hocan kimden okudun? Kim deyince benim hocam Profesör Doktor Veysel Eroğlu demiş. Aa sen onun talebesi misin dedi. İngiliz profesör. Ya onundan bir not getir bir, tamam demiş. Adam babası şaşırmış. Ya bu Veysel Eroğlu burada meşhur değil ama İngiltere'de adamın adı geçiyor diye. Bunun üzerine geldi. Dedim bak tamam ben imzalayayım ama senden de Afyon'a bir teknoloji sera kur. Ya hocam olur mu falan dedi. Amatör için kurdu. Çobanlardan yer evet. verildi. Ve muhteşem bir teknoloji sera kurdu. Daha sonra biz bunu gören işte bu Afyonkarahisar'da, Sandıklı'da evet. teknoloji sera kurmaya başladı. Sandıklı'da da onu anlatayım hemen kapatalım. Daha çok şey var bizde hikayede. Yetmez süre zaten ama. Yetmez. Bir gün Sandıklı'ya gittim baktım orada orman fidanlığı var. Jeotermal suyla sulama yapıyorlar. Ya üretimde çok komik 5 liraya bir fidan şu kadar fidanın tanesinin 5 liraya o zaman üretiyor. Ya dedim siz ne yapıyorsunuz ya? Burayı Milli Emlak'a devredin hazineye. Burası teknoloji sera merkezi olsun diye onu verdi ki şimdi Sandıklı Türkiye'nin en ileri derecede teknolojik sera merkezi. Teknolojik evet. sera. Domatesi, biberi, değişik ürünler orada. Termal kaynaklarını da bu yönde de kullanmış oluyorsunuz evet. teknolojik evet. serada. Yaklaşık olarak 2000 eleman çalışıyor. Çoğu da hanımefendi. Evet. Orada sandıklılar yetmediği için civardan arabalarla insanlar geliyor. Ben sordum Sandıklı'daydım. Nasıl memnunsun? Ya çok memnun dediler. Bizi araba alıyor. Bize her türlü imkanı sağlıyor. Sigortamız var. Maaşımızı veriyorlar. Yemeğimizi veriyorlar. Çok mutluyuz diye böyle teknoloji sera getirdik. Şimdi bir büyük müjdem daha Afyon uçuracak müjde var. Buyurun. Onu şimdi söylemeyeyim çünkü süre bitti dediniz. Onu bir dahaki program dinleyelim. Next time. Arkası yarın da dinleyelim o zaman. Öyle mi? Yarından sonra yani. Ya Perşembe yarın ben akşamı. Şöyle. Yarın inşallah bir şurada gideceğiz sabah. Ondan sonra Ankara'ya gideceğim. Biz şu anda boş durmuyoruz. Kitaplar çıkarıyoruz. Evet, şu evet. Çorun size teslim edeyim. Çok teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. Şöyle. Çoruk'ta ilk defa barajları biz yaptık. Dünyanın en yüksek barajı orada. Recep Tayyip Erdoğan Barajı. Konya Ovası Projesi. Kitabı çıkardık. Biz bitirdik. Ilısu Barajı. Şöyle koyalım. Dünyanın sınıfındaki en büyük barajı. Sanat harikası.
Ve sadece bu kadarla da değil bildiğim kadarıyla kitaplar, değil mi? Şimdi inşallah yeni bir kitap çıktı. Dün sabah 4'te bitirdim. Dün gece 4'te bakın. Dün gece 4'te GAP kitabı bitirdik. GAP, Güneydoğu Anadolu Projesi. Onu size inşallah Perşembe günü getiririm. İnşallah. Perşembe günü basın toplantısı da duyuracağım. Dedim ki arkadaşlar GAP'ın bütün her şeyini biz yaptık. GAP'ı kaptırmayalım dedik. Çok iyi. Rahmetli Demirel diyordu ki GAP'ı kaptırmam diye. Rahmetli Demirel, senin GAP'ını biz kaptık yani. Recep Tayyip Erdoğan kaptı. Kitabını çıkarıyoruz. Evet. Yatırımlar ve hizmetler, tabii ki sizlerin biriktirdiği anılar zamanla sınırlı olmamalı. Ama malumunuz ki bizim de yayıncılık gereği belli bir süre zarfında ancak bunları aktarabilme şansımız var Sayın Bakanım. Bunları dinlemek çok güzel. İnsanlara yapılan hizmet ve yatırımların önceliğini, öngörülerini, altyapısını ve bugününü konuşmak çok keyifli. Ben çok keyif alıyorum. Eminim siz İnşallah. Hem keyif hem gurur alıyorsunuz. Afyon'a yaptığımız tesislerin sadece isimleri bir kitap. İsim, isim, isim bak. Yani bir bütün tesisler. On binlerce tesis yapılmış Afyon'a kısa sürede. Ve de tabii bir de bir tane çıkış aldım. Şu savunma sanayinin şeyleri başka ülkede olsa yer yerinden oynar bakın. Şunu ekranda Allah aşkına bir gösterin ya. Evet. Ekranda Kızıl Elma, YouTube'de. TOK, evet. TCG Anadolu, Karadeniz Doğalgazı, Milli Muharip Uçak, İmece Uydusu, Milli Elektrikli Tren, Gökbey, Altay Tankı, Börjet, TS-1400 Tuboş Aft Motor, Milli Lokomotif, TB-3 SİHA, ANKA-3 SİHA, Bor Karbür Tesisi, ATAK 2, NTA Tesisi, Konya Karapınar GEZ, Akkuyu Engisi. Ya işte bakın büyütebilirse vatandaş bunun lütfen cep telefonuyla çeksin. Biraz da büyütebilir misin? Okunuyor mu? Okunmuyor Şöyle galiba. Şöyle yapalım. Şöyle tutabilirsem ben. Evet sanırım buradan görünebiliyor. Evet Sayın Bakanım, inşallah yarından sonraki programımızda kaldığımız yerden devam ederiz. O zaman benim bir müjdeler vereyim. Afyon'da ne yapacağız? Ne yaptığımızı anlatmak zaten saatler alıyor. Evet, yetmez. Zaman yetmez buna. Yani hemen müjdemizi alalım ve ben programımızı kapatayım Sayın Bakanım. Yok müjdeyi artık. Artık Perşembe günü mü verelim Perşembe diyorsunuz? Perşembe günü verelim. Peki o zaman. Biz katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Yaptığınız yatırımlar ve hizmetler boyutunda bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, bir Afyonlu olarak ben size saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Çok sağ olun. Allah sağlığınızı, ömrünüzü devam ettirsin Hep diyorum inşallah. Ben de. Yarından sonra inşallah yine Perşembe artık akşamı. İnşallah nasip olursa geleceğiz nasip artık. Olursa, söz verdik. Evet, seyircilerimizle tekrar buluşacağız. Evet sevgili izleyiciler, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarından sonra Sayın Bakanımızı yine ağırlama şansımız olacak. Ama biz siyasi programlarımız ve siyasi gündemimizle seçim süresi boyunca sizlerin karşısında adaylarımızla seçmenlerimizin karşısında olacağız diyorum. Esen kalın. Ben de bütün Buyurun. Bizi dinleyen herkesi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti bereketi üzerinden olsun efendim. Sağ olun. Sağ olun Sayın Bakanım. Teşekkür ederiz. Allah senden razı olsun. Rabbim sizden ricam için. Girişte olduğu gibi herhangi bir alkış. Adım adım sandık ve seçim gününe yaklaşıyoruz. Bu ne güzel bir coşku. Senin bir derinliklerin bir boyut katma mecburiyetimiz var. Kaybettiğimiz her bir can. Asıl mensupları, kıymetli vatandaşlarımız. Öldüler. Yine aynı.